Hiç para bulan veya kaybeden veya çaldıran var mı? Bak şu arkada bir beyefendi var. Benimki kaybetme değil, bulma hikayesi. Bir arkadaşımız gelmişti İstanbul'u Ankara'dan. Onu tekrar otobüse yolcu edeceğiz. Otobüs firmasında bekliyoruz. Neyse işte servis geldi, otobüse gidecek. Çıktık, firmanın önünde yerde 200 lira duruyor. Arkadaşım da gördü, ben de gördüm. Birbirimize baktık ve sonra hani ben parayı alma peşindeyim. Arkadaşımın gayet iyi niyetli bir arkadaşım olduğu için muavine dedik böyle yaptı orada çalışan görevli. Biri parasını düşürmüş 200 lira falan diye. Muavin de öyle mi deyip alıp cebine attı ve devam etti yani. Böyle kaldım. Yani sizin muavini ayıpladığınız parayı cebine atması değil, paylaşmaması o zaman. Evet. Keşke paylaşsaydı yani 100 falan. Evet, çok ayıp etmiş ya. Peki, teşekkür ediyorum. Efendim, bizim arkadaşımız da para buluyor. Çok da ihtiyacı olduğu bir zaman buluyor. Bakalım onunla ne yapıyor, sonunda başına neler geliyor izleyelim. Ya! Hayret bir şeysin ya. Sabahtan beri şu Luna Park'tayız. Bir tane bile oyuncağa binemedik. Dönme dolaba binemem, başım dönüyor, tamam. Balerinaya binemem, midem kalkıyor. Ona da tamam. Ama atlı karıncaya binince nerede ne oluyor? Ben hala anlamış değilim ya. İsmail, sen cimri misin yoksa? Ne alakası var cimriyim ben diye? Yani ben küçükken attan düştüm. O yüzden şey yapıyorum. Yoksa para dediğin nedir ki? Yani nedir para? Para neydi ya? Attan düştüğün için böyle. Ay içime sular serler serpildi bak. Ay kağıt elma! En sevdiğim! Kaç zamandır da yemedim. Alsana bana kağıt elma, hadi. Buyur ablacığım, 10 lira. 10 lira mı? Yuh be! Yuh. Bir sıkıntın var İsmail? Yuh be! Vah, ne kadar ucuz. Ya bu ne ya? Bu bak jiletin var, baskısı olsun. 10 liraya çıkar mı? Maşallah ne kadar. Ben şok yani, çok ucuz bunlar. Ya, ucuz diye diyorsun yani. Ay ayılar da çok güzel, köpekler falan. Ay şu ayıyı alsam mı? Ya da şunu da mı alsam acaba yanına? Ya da şunu da alsam mı Fanda? Yok yok, ya da şunu alayım istersen. Ay bence bu da olur. Bunların hepsini alsana bana. Ha, alsana İsmail. Hatta şöyle yapalım. Şimdi elbisen pembe ya. Bunu... Bak eve gidelim, ben sana yemek yapayım. Ben sana evde ayı da yaparım, olur mu? Ne olur. Yapmana gerek yok. Karşımda yapılmışı var şu anda İsmail. Neyse. Senin pinti olduğunu anladım ve maalesef ki pinti insanlardan hiç hoşlanmıyorum. Şu an şayet 1 liran varsa ver, bir tuvalete gideyim. Ben bir tuvalete gidince de aklım başıma bir gelsin. Çıkınca da seni terk edeceğim. Alakası yok. Bak aslında ben gönlü bolum. Al 1 lira. Ya burada 90 kuruş var. Bu da al 1 lira al, tamam. Ama alakası yok yani. Ben söyleyeyim de o... Ulan. Son 1 liram da yoluna gitti kardeşim ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah, cimri misin diyor. Param yok ulan, param yok. Söyledim işte ya. Allah'ım yardım et ya Rabbim ya. Aha. Para. 200 lira mı lan o? Allah'ım bu kadar erken yardım ettiğin için çok teşekkür ederim ya Rabbim. Ulan alsam 200 lira lan, tabii ki alayım. Allah, birisi parasını düşürmüş amca. Birisi parasını mı düşürmüş? He anımsadım, anımsadım. Sene 1972. Napolyon'la Alsancak'ta kız tavlıyoruz. Bir tane Arap güzel kız böyle geldi geçti. Napolyon buna laf attı. Ara para, 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 para diye parayı biz tabii öyle... Amcanın beyni İzmir tulumuna dönmüş. Ben bu parayı alayım, 200 lira yani neticede. Var ya, ben ayakkabılarımı bağlıyorum. Hadi git sen kardeşim ya. Oo! Yayda bulduğu 200 lirayı da cebe atıyormuş. Bir balon ısmarla isin artık. Al. Ulan sus, Allah cezanı vermeye. Balon gibi olmuşsun zaten, ne balonu? Bak çocuğum, bak ben çok pis bir adamım, tamam mı? Bak seni takip ederim. Evine gelirim, camlarını kırarım, babanı döverim senin. Öyle olsun. Çok büyük bir... psikopata çattın. Amca. Çıkışım zor oluyor ama dönüşüm muhteşem olacak. Ne
Evet, ablama getirdim pembesini, bu da kardeşi. Yok sağ ol kardeş, ben almıyorum ayı. Hadi ya. Yok ya, niye almıyorsun? Rica ederim, sevgilim bir şey istemiş benden, olur mu öyle şey? Sen onlar yetmez, sen her renkten ikişer tane ver kardeş. Hatta sen tezgaha sar ya, tezgaha sar. Tezgah yapmıyorsun değil mi İsmail? Gerçekten mi hepsinden alacağım? Tabii ki ya, kurban olsun sana. İnanamıyorum ya, orada ben düşüneceğim. Aklım başıma gelecek kız senin gelmiş. Ben... O zaman şunu da falan da alayım mı? Al ablacığım, al buyur. Ver ondan da. O zaman şunu da alayım mı? Buyurun tabii ki. O zaman şunu da alayım. Tabii. Ya hepsi bu kadar mı? Ay daha fazla sana yük olmayayım diye şey yaptım. Birader ne kadar bizim hesap? 75 lira abi. Ya inanmıyorum ya. Bu kadar ucuz olabilir mi ya? 75 lira nedir ki yani? Ya bu kadar şey... Arkadaşım biraz daha pahalıya satın, siz de biraz para kazanın. Nedir bu ya? Ay görüyor musunuz şunu? İsmail şu an gözümde bambaşka bir insansın. Boyun gitgide uzadı. 1.99 boy. Geniş omuzlar. Saçlar sarı, gözler mavi. Uf yemede yanında yat vallahi. Aşkım şunu uzatabilir misin lütfen? Şu an resmen Adonis'lerini görüyorum. Resmen. Oo, 200 lira. Vallahi var diyorlardı, inanmıyordum. Varmış. Gerçekten varmış. Ben bunu gideyim abi, hemen bozdurayım bir geleyim, tamam mı? Zaman kötü. Ben bunu düzgünce bozdurup geliyorum. Hay Allah. Buralarda bir yerlerde olsa gerek. Tüh. Bulamıyorum da, görüyor musun? Şey, pardon, bir şey mi arıyordunuz? Hı hı. 200 lira. Galiba burada bir yerde düşündüm. Hay Allah, tam da zor zamanda. Tüh. Aa! Burada düşürdünüz ha? Aa, görüyor musun İsmail? Adamcağız 200 lirasını düşürmüş. Yazık. Hadi gel yardım edelim. Arayalım. Belki burada bir yerde. Tabii tabii. Hep beraber arayalım zaten. Şey birader, demin siz gelmeden bir rüzgar geldi. Tayfun, fırtına. Huu, aldı. Ne var ne yok her şeyi götürmüştür. Bence sen git oralarda ara. Hadi. Öyle mi diyorsunuz? Hı hı. Hay Allah ya. Efendim oğlum. Nasıl? Çok mu acil? 200 lira mı? Daha ucuzu da yok diyorsun, öyle mi? Anladım. Peki oğlum. Aa. Ne oldu? Yok bir şey. Ben o parayla oğluma pilates topu alacaktım. Ebru Şanlı'nın programında görmüş. Biraz kilolu kendisi. Pilates yapıp zayıflayacaktı. Onunla işte onu alacaktım. Vah, görüyor musun İsmail ya? Adamcağız 200 lirasını düşürmüş burada. Acaba hangi şerefsiz aldı da attı cebine? Hangi hırsız, pis niyetli, kötü niyetli insan? İnşallah yediği içtiği zehir zıkkım olsun. Yediği her şey teker teker hiçbir boğazından geçemesin de hepsi boğazını... Helal, 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 helal. Ya, hayatım bak işte kötü söz söyledin, geldi seni buldu. Biz gidip biz bence su alalım, hadi gel. Oğluma bir pilates topu alamayacaksam ne işe yararım lan ben? Ne biçim babayım ben? Kaç para olan bir pilates topu? Kaç para olan? He? Ne oldu, ne oldu? He? Sen niye alıyorsun kardeş? He? Kim yaptı ya bunu? He? Kim yaptı, kim? Dayanamadım. Sonrası çok güzel. Ama girişteki o paniği, yani eline sopa alıp gelecek kadar paniksin. Devamını düşün. Heh-lar. Onun girişini düşün. Ha. Ne yapıyorsun? Kaşındı. Tamam. Ne açık sözlü bir insan. O kadar he he. İlla ki bir kaşıntı yapar. Hadi biz gidip su alalım, gel. Ben oğluma bir pilates topu alamayacaksam ne işe yararım be? Ne biçim babayım ben? Kaç para olan bir pilates topu? Kaç para? Kaç para elim acı? Ne oluyor, ne oluyor? Kardeş, sen niye ağlıyorsun? Ha? Kim yaptı bunu ya? Kim? Ya yazıktır ya. Bir adama bu yapılır mı ya? Yazıktır ya.
Adam mı? Çocuğuna bir pilates topu alamayan bir babadan adam mı olur? Adam mıyım ben be? Adam mıyım? Kaç para olan bir pilates topu? Vuramayacağım daha fazla. Ha? Nerede ulan bunu yapanlar? Ha? Arkadaşım ne hal, hal? Ne hal? Bilip bilmeden niye hal diyorsun? Sen de ağlama birader, tamam ya. Nasıl ağlamasın ya İsmail, nasıl ağlamasın? Şerefsizin biri adamcağızın yere düşmüş 200 lirasını almış, cebine koymuş da gitmiş. Adamcağız da çocuğuna işe top alamıyor. Ha. Şerefsiz. Ya demeyin, ne şerefsiz canım, ne ne demeyeceğiz ya, ne demeyeceğiz ya? Hem de şerefsizin önde gideni. Alçak, it, uğursuz, pislik. Hırsız, batavatsız, hayvanat, manyaklık bu. Sen söylemeyecek misin İsmail? Pis. Ama belki ihtiyacı olan bir pis yani. Oğlum o parayla pilates topu alacaktım. Oğlum biraz kilolu. Ebru Şal diye özetmiş işte. Güzelmiş, çok anlamadım. Muhtemelen kilosundan mütevellit. Ama şimdi yapamayacak. Çünkü topu yok. Hoca pilateste top şart demiş. Topu olmadığı için de tontiş kalacak evladım. Vah vah ya! Vah ki ne vah! Tontişliğinden mütevellit damar tıkanıklığı olacak. Ondan da mütevellit kalp yetmezliği. Ondan da mütevellit ölecek. Ne biçim babayım ben be? Bir pilates topu alamadım diye. Oğlum ne biçim... Kaç para olan bir pilates topu? Katiller! He? Hem de nasıl katiller? Ulan yazıktır be! Vallahi arkamdan gülmeyeceğinizi bilsem şurada ağlardım ha? Ya arkadaşım yapma, gözünü seveyim. Ya niye ölsün çocuğun senin? Allah'ını seversen Dukan diyeti falan yapsın, belki geçer. Olmaz, benim oğluma diyet dukanıyor. Benim oğlum hasta. Ulan! Ulan o it şimdi burada olacaktı ki. Böyle sarsa sarsa alıp dövüp suratına pırp diye tükürürdüm onun. Satıcı kardeş, sen sabahtan beri buradasın. Şu adamcağız garibim yere 200 lirasını düşürmüş. Gördün mü? Adam. Cağız. Düşürmüş. 200 lira. Sen. Evet ben. Senin verdiğin parayı hala bozduramadım ben ya. Neyse bozduramadım. Yoksa... Kırtasiyeciye mi gitsem? Ben öyle düşünüyorum en azından. Ha, orada sürekli bozuk vardır. Neyse ben gideyim de bozdurayım. Aa, senin de mi 200 liram vardı kardeş? O zaman halimden anlarsın. Benimki de pek yeniydi. Gıcır gıcır. Kardeş, evet belki sana 200 lira veremeyebilirim ama... şu ayıları götürmek ister misin çocuğuna? Çocuğum aşağı yukarı bunlar gibi zaten. O yüzden toplarsın. Olmaz, teşekkür ederim. Hoca top şart demiş. Kız, ne oluyor burada? Gel, gel. Ne oluyor burada kız? Allah soralım. Yavrum, yavrum ne oluyor burada? Bize de anlatın bakayım. Ne oluyor? Kim kime ne etmiş? Ne olmuş? Ya, bu kardeş 200 lirasını yere düşürüyor. Bir it uğursuzun teki de alıyor hop cebine indiriyor. Ya, işte o yüzden de bu adamcağızın çocuğu ölecek. Çocuğum daha benim çok küçük, daha çok minnoş. Yaş olarak minnoş, yoksa dev gibi bir şey yani o. Ölecek ya. Bir top olmadığı için. Top yok. Neden herkes sustu? İnşallah bulunur ya. Kim oldu? Biri konuşsun. Ya arkadaş sabahtan beri beddua ediyorsunuz. Etmeyin öyle şeyler demeyin. Ölecek oğlum. Şey... Top olmadığı için. İstiyorum. Hatırladım ben orayı. Tamam. Çocuğum ölecek, sizin derdinize bak. Laf unutmuş, laf unutmuş. Yazmasaydınız. Benim oğlum daha çok küçük. Küçük dediğime bakmayın. Kendisi ayı kadar. İnşallah o parayı alanın kafasında benim minnoşum kadar çıban çıksın. Ya ne, öyle deme ama şimdi arkadaşım ya. Desin, desin, desin. İnşallah o parayı alan ertesi gün uyandığında at olsun. At, Murat demektir. Murat da ondan suçluk yapsın. İnşallah. İnşallah. Ay Allah, tövbe tövbe.
İsmail. Ha. Sen tövbe tövbe mi diyorsun? Ya tövbe 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 tövbe. Diyorum ki tövbe tövbe, nasıl insanlar var? Bunlar insan değiller yani. Olacak iş mi? Hepinize diyorum. Sana diyorum. Herkese diyorum. Herkes, siz arkadan geçenler, hepinize diyorum. İnsanlıktan çıkmışız artık. Şu arkadaşın evladına bakın. Benim pilates topum yok diye evde ağlıyor. Bir tane pilates topu yok. Ve bu arkadaşım burada biçare, üzgün. Neden? Çünkü 200 lirasını düşürmüş. Ama onu birisi almış, iç etmiş. Kim iç etmiş? Bizden birisi iç etmiş. Belki aramızda. Belki de o 200 lirayı alan benim. Ben. Hayır. Ay, kaçalım. Öyle bir şey olamaz. Hayır. Öyle şey mi olur ya? Öyle düşünme, öyle düşünme. Kaçalım. Öyle bir şey olabilir mi? Evet sayın seyirciler. Beyefendi görüyorum ki siz grubun liderisiniz. İşte bugün tam da burada masum bir vatandaşın düşürdüğü 200 lira bir cani tarafından çalındı. Neler söyleyeceksiniz? Biz beraberiz bu arada. Luna Park'tayız. Şimdi efendim bu arkadaş düşürdüğü 200 lirayı dönüp aynı yerde bulamıyorsa biz insanlıktan çıkmışız demektir. Şahsen ben bu parayı alan adamın daha kafasında olacağım efendim. Nefes almasını engelleyeceğim ben. Tepesinde olacağım onun. Ben nefes alamıyorum. Helal helal. Canım arkadaşım, sen bundan sonra benim manevi kardeşimsin. Bir dakika! Bir dakika durun. Siz o 200 lirayı mı arıyorsunuz? Evet. O 200 lirayı alan... Evet. O 200 lirayı alan kişi... Evet. Alan sen! Evet, ben. Evet, ben Affleck. Tabii bir keresinde... Bunlar İstanbul'a geldiler Pearl Harbor'ı çekmeye Haliç tarafında. Tabii ben yakından tanırım. Bana dedi ki Bahadır abi oynar mısın bir saniye? Dedim oynarım. O zaman dedi gemi batarken sen arkada koşacaksın dedi. Arizona o gemi... Senin de betin benzin attı. İyi misin aşkım? Ya bu gibi insanlar dışarıda gezerken nasıl betli benizli olabilirim ki? Yeter. Evet, grup liderleri sert çıktı. Hanımefendi siz neler söyleyeceksiniz parayı çalanla ilgili? İnşallah 9 gün boyunca tuvaletini yapamaz. 9 gün sonra bir iş teklifi gelsin. 9 gün idare eder. Yok yok edemem. Ya sen, seni bilmiyorlar şu an ha, değil tamam. mi? Tamam ben yok değil o edemem belki. Değil mi 9 gün idare eder? 9 sene. 9 hafta. Takıl sen kafana göre tamam lanet olsun buyurun. Ben de kabarttım. Buyurun. İnşallah 9 ayın sonunda İş görüşmesine gider. İş görüşmesinde olaylar uzar. Olaylar uzadıktan sonra tekrardan 9 aylık muhasebe. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ya Burcu, inşallah 9 hafta tuvalete gidemez. Çıkmaz tuvalete, tam iş görüşmesi sırasında tuvalete gelir. İşte o. Sen onu daha güzel anlatıyorsun. Tam o anı anlat. Evet teyzeciğim, neler söyleyeceksiniz? İnşallah 9 hafta boyunca tuvalete giremez. Ondan sonra iş görüşmesi gelir. İş görüşmesine gider gitmesine. Ama bir muhasebe sonucu da orada olaylar çıkar. Teyzeciğim öyle beddua mı olur ama ya? Sus, kafamı karıştırma. 9 haftalık özgeçmişini ora bırakır. Böyle beddua olur. Daha da güzel olur. İnşallah Nuri Altun'un açtığı dükkanda tek müşteri olur. Bütün gazozları kendi içer. Merkür hep buna geriler. Amin. Bakın hanımefendi. Gerçekten çok namuslu bir insan bu insan. Bu insan bugün kız arkadaşını Luna Park'a getiriyor. Ve cebinde 1 kuruşu yok. Bakın dikkatinizi çekiyorum. 1 lirası yok. Sonra kız arkadaşı tuvalete gidiyor. Ve çıktığında İsmail'in gönlü aşırı bol oluyor. Ve kız arkadaşına her şey... İsmail, senin buraya geldiğimizde paran yoktu. 200 lirayı nereden buldun sen? Ya hırsızlar dışarıda dolaşırken bunları mı tartışacağız seninle ya? Tabii ki tartışmayacağız. Çok özür dilerim hayatım. Hiç düşünemedim. Affedersiniz, ben salağım. Buradan açıklıyorum. Özür dilerim. Evet, belki paramı kaybettim ama olsun. Çokça dost kazandım. Giden gitsin. Ya bak ne güzel dedi. Hay ağzını öpeyim. Sağ ol kardeş ya. Yok, ben böyle bir şeye razı gelemem. Kardeş, sen ağlama. Bak, liderimizle beraber o parayı da, o şerefsizi de bulacağız. Bulacağız değil mi arkadaşlar? Bulacağız. Bak, ben bunun kokusunu alıyorum. Bulur muyuz? Buluruz. Sen de bu imam. Heh,
Ben ve sopam senin arkandayız kardeş. Tamam arkadaşlar, şöyle yapalım şimdi. Bu kadar konuştuk ya. Bence parayı alan adam artık ortaya çıkmaz. Korkmuş olabilir, tırsmış olabilir. Bence biz dağılalım. Hepimiz evde beddualarımıza evde devam edelim. Evet, evden gönderelim. Doğru diyorsun. Evde sen sakin ol. Durun, durun. Duyduk hemen koştuk. Bu çocuk alanı gördüm diyor. Bu çocuk alanı gördüm diyor. Amca. Sana ayvayı yedin diyebilir miyim? Amca. Ay, balonunu da patlatayım şimdi. Allah aşkına. Çok 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 balon patlıyor geldi sayın seyirciler. Al al kardeşim benim. Bak sana bir tane de bundan alayım. İçimden geldi de. Görüyor musunuz ne kadar iyi bir insan? Kameralar görüyor değil görüyor, mi? Görüyor, görüyor. Ne kadar iyi bir insan. Bir çocuğu mutlu ediyor, evet. Aa, saatin de kıyakmış amca. Vay yürü git. Saat, ne saati? Payayı alan kişinin yüzeyinde kareli gömlek vardı. Ondan sonra saat... Kareli gömlek mi? Benim de üstünde kareli gömlek var. Ben mi aldım acaba? Arkadaşlar, durun. Bulduk. Ben almış olabilirim. Dövün beni. Saldırın. Allah'ını seversen, ne olursunuz, ne olursunuz. Durun, 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 durun. Durun. Tekme yiyince aklım başıma geldi. Sanırım ben almadım. Ben bugün hiç buraya gelmedim ki. Aa. Kusura bakma kardeş. Kafana dekmeyi ben attım. Canın sağ olsun, aklım başıma geldi. Tamam arkadaşlar işte. Küçük delikanlı da yanlış söylemiş. Hadi artık biz dağılalım. Gidelim artık. Hadi dağılalım. Hadi. Hadi. Durun. Durun. Bakın. Bu söyleyeceklerim hepinizi ilgilendiriyor ve şaşıracaksınız. Sen. Sen. Senin o verdiğin 200 lirayı sonunda bozdurdum ya. Al şu paranın üstünü. Arkadaşlar tekrar ediyorum. 200 lira. 200 tek banknot şeklinde. Ulan sus, tamam altını çizme yeter ya. Biz dağılmada kalmıştık. Hadi dağılalım artık. Hadi dağılalım o zaman ya. Bir dakika. Bir dakika durun. Hele önümden çık, kameralar bende çeksin. O 200 lirayı alanı hatırladım. O 200 lirayı alan... Alan Delon. Bak sene 66. Bizim Kuşadası'nda yazlık var. Şimdi satılık, onu sonra anlatırım. Bu geldi bize, annem buna kısır yapmış. Kısır yiyoruz. Michael Jackson da orada. Dedi kan şekerim düştü. Azıcık tabağına verik dedik, sana yok. Bu böyle tam bayılır gibi oldu. Michael hop dedim yani. Uçum attı. Hu hu etti. Bir şeyler etti. Kalktı. Hadi bakayım. Of. Hadi arkadaşlar dağılalım. Sen git aşkım. Ben birazdan geliyorum. Duymayın. Şaka yaptım. Duymayın dedi. Lan. Ver lan şu saati. Ne vereceğim lan? Ver lan saati. Bırak lan, niye vereyim? Oğlum versene lan saati. Vermem. Versene lan. Vermem lan, sana veriyorum, sana veriyorum. Geri, 200 lirayı alan bu. Bu adam aldı, 200 lirayı bu adam aldı. Yakalayın. Hayır, hayır, hayır. Yalan söylüyor. Gerçekten alakası yok. Yakalayın.